Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, siz de hoş geldiniz. Senede bir kere buluyoruz sizi. Onun için birkaç sorum olacak size. Değerli arkadaşlar, turizm sektörü şu ana kadar çok fazla konuşulmadı. Turizm sektörü Türkiye'nin aslında kurtuluş sektörlerinin başında geliyor. Sebep, cari açık veren bir ülke. Cari açığın ilacı turizm sektörü. Geçen yıl 34,5 milyar dolar gibi bir katma değer kazandırmış sektörden bahsediyoruz. %98'i yerli kaynaklardan elde edilen döviz geliri. Bu yıl tabii bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pandemi yaşandı ve ağır koşullarda yaşandı. Ve sektör inanılmaz bir şekilde darmadağın oldu. Bununla ilgili bakandan çok ciddi performans bekliyorduk. Fakat bakan direkt bankalara gösterdi. Gidin bankadan borç alın, kendi tezgahınızı böyle çevirin dedi. Ve 96 milyar lira olan pandemiden önceki sektörün kredi borcu bu süreç içerisinde 140 milyar liraya kadar yükseldi. İnanılmaz bir rakam. İnanılmaz devasa. Niye peki bu kadar krediye koşturdu bu insanlar? Hem personelin maaşını ödemek için hem kredi borçlarını ödemek için tekrar krediye gittiler. Peki dünyanın birçok ülkesinde destekler, hibeler verilirken Türkiye'de ne yapıldı? Bankalar gösterildi. Git bankaya, bankadan borçtan borçlarını döndür dediler. Ha, KGF desteği verilmiş. Acentalara KGF desteği, işte otellere KGF desteği verilmiş. Kardeşim, borç bu. Ama dünya ne yapmış? Mesela Almanya. Almanya tur operatörlerine, seyahat acentalarına ve turizmle iştigal eden konaklama ve diğer sektörlere ödedikleri vergi kadar 2019 yılında ödedikleri verginin yarısı kadar destek vermişler. Ve bunun birçoğu hibe. Bakın ben sayacağım birkaç ülke ve çok var tabii. Bu sektörde, diğer sektörlerde de olduğu gibi sanayide, imalatta, esnafa hiçbir şekilde hibe verilmedi. Hong Kong lisanslı seyahat acentelerine 2500 dolar ile 25 bin dolar arasında hibede bulunmuş. Çünkü dünya tarihinde böyle bir kriz görülmediği için, insanlar seyahat edemedikleri için bu destek hibe olarak verilmiş. Çekya 90 milyon dolarlık hibe desteğini hazırlamış ve bütün sektöre dağıtmış. Gürcistan, küçücük bir ülke, hemen dibimizde, turizm şirketlerinin 2020 yılında ödemesi gereken vergilerin büyük bir kısmını silmiş. Avustralya yine tur operatörlerine 25 bin ila 100 bin dolar arasında mülki olanlara 6500 dolar hibe vermiş. Singapur, bakın hiç rehberler konuşulmadı. Bu sektörün en büyük yükünü taşıyan emekçilerdir onlar. Hiç bir yerde ben duymadım rehberlerle ilgili herhangi bir şey söylendiğini. Rehberlere Singapur aylık 1000 dolar hibede bulunmuş. Bizde bir kuruş hibe yok arkadaşlar. Bir kuruş sektöre hibe yok. Birleşik Krallık, İngiltere 15 bin ila 50 bin pound arasında hibede bulunmuş. Almanya'yı biraz önce söyledik. Şimdi tamam, bunlar böyle. Peki, vermediniz. En azından şunu yapabilirdiniz. Sektör erken rezervasyona Ekim ayında, Kasım ayında başlıyor bildiğiniz gibi. Ve pandemi başladığı zaman artık erken rezervasyonların tamamı halledilmişti. Dünyadaki bütün turizm müşterisi alan ülkeler burada voucher desteği vermişti. Yani kardeşim, sen paranı isteme. Ben sana garanti veriyorum. Devlet olarak da garanti veriyorum. Önümüzdeki sene gel, istediğin tarihte tatil yap. Garantisini verdi ve o insanlar güvendiler o ülkenin desteğine ve paralarını istemediler. Türkiye'de erken rezervasyon yapılmış bütün ne kadar dünya ülkesi insanı varsa hepsi paralarını geri istedi ve bu sektörde olan tur operatörleri, acentalar ve oteller bu paraları ödemek zorunda kaldılar. O yüzden 140 milyar gibi kredi borcu batağına saplandılar. Tur operatörlerinin
olmadığı bir durumda, yani milli olan tur operatörlerinin olmadığı bir durumda bu ülkeye turist beklemek hayal olur. Ya da yabancıların eline geçer, istediği fiyattan bizim sahillerimizi pazarlayabilirler. O yüzden desteklenmesi gereken yerli, milli olan acentalar ve tur operatörleriydi. Bugüne kadar KGF desteğinin dışında bir destek verilmedi. Bir başka konu da Sayın Bakanım, burada sizin özellikle üstünde durup hangi kurumla yapacağınızı bilmiyorum. BDDK'dır büyük bir ihtimalle. 100 milyon dolarlık turizm tesisleri gönderilen eksperler tarafından 30 milyon dolar civarında bir değerlemeye tabi tutuluyor. Zaten kredi batağında olan otellerin batmasına sebep olup belki de mülkiyetlerin el değişmesine sebep olacak. Lütfen üstünüze düşeni burada da bakanlık olarak yerine getiriniz. Aynı zamanda şu esnaflar var. Yani sizin tesislerinizde kiracı olan esnaflar var. Turizm Bakanlığı'na bağlı tesislerde. Küçük küçük işletmeler de diyebiliriz buna. Sağ olun, bunların kiralarını ertelediniz. Ama yılbaşından itibaren, 1 Ocak'tan itibaren ben bunlara tahsil ederim diye bir şey ortaya atıldı. Ve bunların ödeme ihtimali yok. Çünkü turist gelmedi. Turist gelmediği için de alışveriş olmadı. Alışveriş olmayınca da eve götürecek ekmeğe muhtaç oldular. O yüzden bunları erteleyin, bir bölümünü de hibe edin. Hiç olmazsa sembolik de olsa sektör olarak biz bir konuda hibe desteğinde bulunduk diyebilirsiniz. Bir de sertifika alırsanız dediniz, turistler geldiği zaman sizin restoranlarınızda yemek yiyebilir. Sertifika alırsanız, güvenlilik sertifikası alırsanız ben sizin restoranlarınızı kapatmayacağım anlamı çıkar. Diğer restoranlarla, lokantalarla birlikte hepsini kapattınız. O zaman niye bu sertifika zorunluluğunu getirdiniz de o insanlar, o garibanlar bir yığın yatırım yaptılar. Şimdi hiçbirisi dükkanını açamıyor, hepsi battı. Bir de şu yılbaşında ki hepiniz bilirsiniz arkadaşlar, yılbaşında oteller program yaparlar. İnsanlar da tatillerini yılbaşında otellerde geçirirler. Maalesef saat 10 uygulaması otellere de uygulanıyor. Saat 10'da oteli kapatacaksınız, müziği keseceksiniz. Bütün rezervasyonlar iptal oluyor. Lütfen buna da bir el atın. Hiç olmazsa bir nefes alsınlar otellerini açacak olan sektördeki turizmciler. Sayın Bakan, bir şey soracağım. Siz devletin en önemli makamında oturuyorsunuz. Ve bu makamda otururken de gidip Bodrum'da bir otel alabiliyorsunuz. Ve o otelin arazisi Turizm Bakanlığı'na tahsisti. Şimdi hem ev sahibi hem kiracı nasıl olunur? Lütfen bunu burada açıklayın. Tamamlayalım lütfen. Başkanım. Yine bir soru. Belek ve Kadriye'de halkın günübirlik tesislerden faydalandığı küçücük iki tane alan kalmıştı. Antalya'da. Ve bu alanlar, ki biliyorsunuz o bölgeyi, birçoğunuz gitmişsinizdir. Bu alanların içinden 3 tane otel yeri tahsisi yapıldı. Bilmiyoruz kime yapıldı. O alanlar zaten küçücüktü. Yarısı gitti. 3 otel tahsisi yapıldı. Bu tahsisler kime yapıldı Sayın Bakan? Burada öğrenmek istiyoruz. Bir konu da şu TÜRSAP meselesi. Zaten batmış durumda 12 bin acenta var arkadaşlar. Batmış durumda 12 bin acenta var. Bu acentaların üst kurumu da TÜRSAP'tır. Geçen yılda sormuştu, bu yıl soruyorum. Geçen dönemde başkan olan, TÜRSAP başkanı olanla geçenlerde sektörün sorunlarını konuşmak üzere bir toplantı yaptınız ve yanınıza oturttunuz. Ve o dönemin başkanı şu anda yargılanıyor. Sahte biletten yargılanıyor. O mevcut başkan yanınızda yok, davet edilmiyor. Siz yanınız. Son cümlenizi alayım. Siz eski başkanı, yargılanan eski başkanı yanınızda oturtabiliyorsunuz. Buradan kime ne mesaj veriyorsunuz? Bir de şu Kapadokya meselesiyle bitiriyorum. Kapadokya'da ki dünyanın dünya mirası, milyonlarca yılda oluşmuş bir yer. Göz bebeğimiz. Bütün dünya tanıyor burayı. Gelemezse bile biliyor. Dünyanın yarısı da gelmiştir de. Kültür turizminin yapıldığı en önemli merkezimiz. Burada Kanadalı bir firmaya altın madeni ruhsatı verildi.
Kanadalı firma şu anda delik deşik ediyor burayı, yer altını da yok etti. Bir yığın yeraltı şehri var arkadaşlar burada. Bir yığın yeraltı şehri. Bu kültür mirası yerle bile edilecek kupon, bizim her zaman istediğimiz kültür turizminden kupon müşterilerin geleceği, kitlenin 2500 euro, 3000 euro gecelemeye verdiği, konaklamaya verdiği, para aldığımız bir yerde yok edilecek ve her yerine de otel inşaatı yapılabilecek demek mi istiyorsunuz? Bunların hepsini merak ediyorum. Bence metni şeye verin, bakana verin çözüm öneriler kısmını. Teşekkür ediyorum sözünüz için.